Maalesef çok unutkanız. Ben o depremi yaşadığımda bunu ömür boyu asla unutamayacağımı, hayatımın her noktasında yaşayacağımı tahmin etmiştim. Ama insanoğlu böyle unutuluyor. Çok teşekkür ediyorum. Bunları gördükten sonra tekrar olayları hatırladık. Ve bunun bir daha yaşanmaması adına ne yaptık, ne yapmalıydık, yapabildik mi? Bu konuda kendimizi hakikaten sorgulamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz odaya. Bu arşivler ilk kez burada açılmış oldu. Çok sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Depremde çok sevdiklerimizi, çok canlarımızı kaybettik. Ben hepsine sözlerime başlamadan önce özellikle rahmetle anıyorum. Ama biz eğer bundan sonra gelecek nesile gelişmiş bir ülke iyi bir eser bırakmak istiyorsak her konuda olduğumuz gibi konuda da duyarlı olmamız lazım. Marmara depreminin 19. yıl dönümünü birlikte kutlayacağız. Anacağız, dua edeceğiz. Ama biz 19 yıl içinde neler yaptık? AFAD müdürümüz anlatacak. Biz yetkililer olarak neler yaptık? Neler yapmaya çalışıyoruz? Ama biz gerçekten bu acı günde sevdiklerimizi, canlarımızı, yurttaşlarımızı kaybettik. Onu da söylemeden edemiyorum. 17 binden fazla can kayıp oldu. Küçümsenecek bir rakam değil. Belki de son yüzyılda bu ülkede yaşanmış en büyük depremlerden biridir. Bildiğim kadarıyla en büyük deprem Türkiye'de Malazgirt'te olmuştur. Benim de doğum yerim Malazgirt olduğu için biliyorum. Hocam daha iyidir. Malazgirt olmuştur. O günden bugüne kadar teknoloji gelişti. Tabii bir takım şeyler hayatımıza girdi. Neler yaptık, bugünden sonra da neler yapacağız. Şimdi bu deprem uydu kentleri. Ben hep şunu derim. Bir İstanbul Türkiye'ye bakar ama Türkiye İstanbul'a bakamaz. Bütün yerleri bu şekilde hazırlamakta yarar var. Şimdi afet yönetiminde, afet öncesi, afet anında veya sonrasında neler yapmamız gerekiyor bu süreçte? Bunlar çok önemli. Hepimizin biri olarak sorumlulukları var. Bizim odal olarak yaptığımız çalışmada depremden sonra Marmara bölgesinde yaşayanın engelli sayısı artmış. Bizler her birimiz şu anda bir engelli adayız aslında işte. Önemli olan o engelli hayatı engelsiz duruma getirebilmek. Biz bunun çabası içindeyiz. Bu aşamada kurtarılan her can hepimiz için paha biçilmez değerindedir. Bize çok görev düşmekte. Biz deprem felaketlerini önleyemeyiz. Ama tedbiri de elden bırakmamamız lazım. Şimdi yapacağımız şey depremle yaşamasını öğreneceğiz. Ama sağlam yapılar yapmaya çalışacağız. Depreme dayanıklı yapılar yapmaya çalışacağız. Bu anlamda herkesin güçlenmesi lazım. Evet, başkan sağ olsun. İmar barışı. İmar barışına karşı değiliz. Ama imar barışının bana göre daha geç kalmış sayılmayız. Biliyorsun son bir hafta içinde İstanbul'da peş peşe iki olay yaşadık. Bence çerçevesi yeniden çizilmeli. Yani siz buraya paraşütle bir bina getirdiniz. Ben teknik olarak bilmem. Yukarıdan kondunuz, piknik yapacağız. O piknik yapılan binaya da imar, afı çıktı, imar barışı olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Bazı konuların bir daha gözden geçirmesi lazım. Hiçbir konu geç kalınmış değil. İçimizde çok değerli mühendisler var. Bu işin uzmanları var. Bence bu konuya bir el atmamız lazım. Bakın, şimdi ülke zor süreçten geçiyor. Bazen bu zor sürecin yaratıcılığı da biz bireyler oluruz. Bugün enflasyon salgını var mı var. Genç işsizlik oranı 18 nokta küsürlerde. Normal işsizlik oranı tek aracı ama genç işsizlik oranı 18 nokta küsürde. 18.45 yanılmıyorsam. Bu bizim için daha önceden önlem alsak bu mümkün değil ki. Nedir? Mesleki eğitime önem verecek. Her konuda eğitime önem verecek. Eğitimli insan kendini geliştirir, bulunduğu kurumu geliştirir. Bulunduğu bölgeyle kendi gelişmesine katkı sağlar. Biz bu deprem konusunda aradan işte 99, 2018, 19 yıl geçti. Sadece Ağustos ayında hatırlıyoruz.
Diğer günlerde de inancımız gereği birer dua ediyoruz, birer parça okuyoruz. Yeterli mi? Değil. Şimdi afetlerin vereceği zararlardan hiç olmasa bireysel çaba içinde olsak, bir şeyler öğrensek belki de birilerine zarar vermeden bir yere getirebiliriz. Bizi ilgilendiren konuyu söyleyeyim. Şimdi biz Gebze ticaret olarak bulunduğumuz kentin gelişmesine, ülkenin gelişmesine katkı sağlarız. Üyelerimizin hak ve menfaatini koruruz. Onların işlerini iyileştirmek zorunda kalırız. Ama bunun dışında sorumluluklarımız var. Bu kent bize bazı şeyler verdi. Biz de bir şeyler vermek istiyoruz. Sizlerle birlikte. Ben yok. Biz var. Bu odanın kurulduğu günden bugüne kadar özünde biz var. 88'de kurulmuş burada. Bugüne kadar böyle geldi. Bugünden sonra da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Basın, kamucu, kamu yönetimi, bizi yönetenler, yerel yönetimler, meslek odaları, STK'lar, hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Onun için her şey hazırlıklı olmamız lazım. Peki, kayıplarımızı nasıl azalt edebiliriz? Depremle yaşamasını öğrenmek zorundayız. Bu dünyanın gerçeği, gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, Japonya'da çok sürekli depremler oluyor. Japonya'da kayıp sayısına bakıyorsunuz, yani şu kadar bile değil bir ülke. Ve biz de bunları yapabiliriz. Türkiye bilimin öncülüğünde, özellikle Gebze, Türkiye'nin kalbi durumunda katma değeri yüksek ürünler üretebiliyor. Çok değerli hocalarımız var. TÜBİTAK, MAMTÜSİ'de çok değerli bir üniversitemiz var. Bunlardan faydalanabiliriz. Biz sağ olsun Mimarlar Odası, İnşaatçılar Odası paydaşlarımız, daha sonra Makineciler Odası da aramıza katıldı. Bir deprem simülasyon merkezi. Geçen sene sözünü verdik, başlattık. Değerli dekanımız burada. İnşallah bu ayın sonunda da demin müjdesini aldım. Katılımcılarla bir toplantı yapacağız. Destek bulursak bunu desteklerle yapacağız. Bir Alaaddin Kurt. Herkes bilir böyle gençler. Depremde kaybettik. Alaaddin Kurt adına bir simülasyon merkezi. Deprem simülasyon merkezi yapmak istiyoruz. Deprem simülasyon merkezinin amacı okul öğrencilerine oraya almak, şehir dışından gelen insanlar buraya çıkıp deprem hakkında bilgilendirmek açıkçası, bilgi vermek. Ya deprem anında, o anda sonrasında neler yapmamız gerek? İnşallah Allah kısmet ederse burada bir vefa örneği olarak çok değerli olan, siyasi görüşü ne olursa olsun bu bölgenin insanı olan, bu bölgenin gelişmesine 404 eserde imzası olan değerli büyüğümüz Alaaddin Kurt'un adını vermek istiyoruz. Paydaşlarımız da gerçekten o konuda hemfikiriz. Hepsi Çakalı'da deprem olmayacak. Yani 19 Ağustos işte deniz kenarında dağa çıkılacak. Hava şartlarının kötü olduğu bir dönemde depremin olduğunu düşün. Cep telefonları, 6. duyu organı çalışmayacak. Ulaşacağınız yollar olmayacak. En yakınlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı sizleri nerede bulacağız? Ben bu kentin oda başkanıyım, yanlış anlamayın. Kentin girişini çıkışını sayısal olarak değerlendiriyorum ama toplanma merkezini bilmiyorum. Bilen varsa açıklasın. Sizin içinizde Gebze'de toplanma merkezini bilen var mı? Yani yaşadığımız bölgede deprem olduğunda özel bir durumda toplanma merkezimiz bilen varsa söylesin. Biz de duyuralım üyelerimizden için. Bir toplanma merkezine ihtiyaç var. Askeri kişisel gitti gidiyor dediler. Gitmedi. Şimdi bir diğer konu, tabii oda olarak sosyal boyutta çok önemli bir projeyi kazandırdık. 27 Eylül 2017'de bu salonda protokol imzalandı. Bir Türk kızlayı kazandırıyoruz çayır olarak. Biz baktık arkadaşlarla, ya tamam bir Türk kızlayı nasıl yapacağız? Günlük işleri yapacak. Kente ne sağlayacak? Öyle bir şey olsa sadece gideriz diğer kiralarımız. Ağız veririz kızlayı başkanlığına. Bu da sizin eğitim salonu. Baktık olmuyor. Bu kentte yapmamız gereken çok şey var. Kan Merkezi Müdürlüğü yok. Bu kadar çalışanın olduğu bir bölgede, bu kadar riski olan bir bölgede Kan Merkezi Müdürlüğü'nü aldım. Sağ olsun daha önce direktörümüze destek verdi. Kızlar Genel Merkezi'nde bir Kan Merkezi Müdürlüğü kuruyoruz. Çünkü o da bize çok lazım olacak böyle durumlarda. Yani AFAD Müdür belki biraz sonra söyleyecek, sadece kendi kendimize yetinmeyeceğiz. Kurumlar arası iletişim de kuracağız. Diyalog çok önemli. Tabii bu alanların yanı sıra biz yetkililerin istediği çok şeyler olabilir ama bazı şeyleri de cevap bulamıyoruz. Özellikle felaket durumunda askeri kişiler toplama merkezi bence bizim önümüze
bırakılmış hazır bir proje. Biz bu konuda sizden destek istiyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızın karşılanacağı bir yer olacak diye düşünüyorum. Biz de ticaret olarak, madde olarak üzerimize ne düşerse yapacağımız kadar yapmaya da hazırız. Çünkü bütün meclisiyet arkadaşlarımla yönetim kuruyoruz. Diyesi arkadaşlarımla hiçbir konuyu birkaç yıldır gündem yapıyoruz. Askeri kısada fırsat diye düşünüyorum. Deprem güçlü ama yaşamak daha güçlü. Biz güçlü olmak zorundayız. Ben ticaret olarak her zaman biz bölgenin insanların yanında olduk. Test duyduğu zaman herkesten önce koştuk. Bakın bir örnek vereyim. Hani sizin içinde mimar var, mühendis var. O da bir aidat ödüyorsunuz. Sağ olun, bir aidat. Nereye gidiyor biliyor musun? Hopa'da sevk devleti oldu. Ercan Bey, kendisi Hopa'lı. İlk giden o da ticaret odası, gece ticaret. Erciste, Van'da deprem oldu. İlk giden o da gece ticaret odasıdır. Soma'da maden çökmesi oldu. İlk giden arkadaşlarım da ticaret odasıdır. Biz bu anlamda kentin tanınımını ve bilinini de artırmak istiyoruz. Ben diyorum ki sevgiyle kalın ama güçlü olun, bilinçli olun. Sizden özellikle rica ediyorum, altını çiziyorum. AFAD'ın müdürüm de burada, yetkililer de getirse. Bu kentin farklı bir yönü var. Bu kent Türkiye ekonomisine yön veriyor. Türkiye'nin sanayisi burada. 72 yılın toplamından fazla vergi veriyoruz. 72 yılın toplamından fazla vergi veriyoruz. 65 yılın toplamından fazla ihracat yapıyoruz. Onun için bu kent her konuda önce olduğu için deprem konusunda da, bu özel konularda da öncülük etmek diye düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli dostlar, 1999'dan sonra ülkemizde neler değişti? Aslında büyük felaketlerden sonra hep çok iddialı sözlerle bir şeyler yapıldı ya da yapılacağı ima edilir. Ama genellikle zaman aşımına uğrar. Bizde de maalesef böyle oldu. Birçok şey yapıldı, yapılmaya başlandı ama maalesef birçok şey zaman aşımına uğradı. Geldiğimiz bu noktada 99 yıl itibariyle 19 yıl içinde esasında o günle bugün arasında depreme hazırlık bakımından çok da ileri gittiğimizi maalesef söyleyemiyoruz. Birkaç durum hariç. Şöyle ki 99'dan sonra iki kere deprem yönetmeliğimiz değişti. Bu yönetmeliklerle ilgili Gebze'nin mühendisleri olarak bizler en büyük müttefikimiz olan ticaret odasıyla beraber defalarca burada eğitimler verdik. Yapılarımızı depreme karşı donattık, dizayn ettik. Ama yetmez dedik. Depreme karşı sadece yapıları dizayn ederek başarılı olamazsınız. Afetlere ve depreme karşı bireyleri, insanları dizayn etmeniz gerekiyor. İşte Sayın Müdürüm burada. Bir kıvılcım yaptık. Miktat Kadıoğlu Hocam, çok değerli hocam bugün burada yok. Gelmeyi çok istedi ama maalesef gelemedi. Onların sayesinde, onların vesilesiyle bir hamle başlattık. Dedik ki afet yönetimini Gebze'ye, Gebze'liye anlatacağız. Afet risk haritalarının hazırlanması çalışmasını şu anda yürütüyoruz. Bizim Kocaeli'de 2005 metal verisiyle toparladık. Onları 194 durağın olmak üzere 7 aktif heyelan bölgesi belirlendi. 5 de kaya düşmesi bölgesi. Yani toplam 12 tane bu anlamda haritaya girecek bölgemiz var. Ve risk azaltma anlamında da bir planımız şu anda start verilmiş oldu. Eğitim çalışmalarını çok önceliyoruz. Ben göreve başladım. 2015 yılından sonraki süreci burada aktarmak isterim. Burada fark ediyorsunuzdur. Bunun ışığı yanmıyor. O zaman böyle söyleyeyim. 2015'te 122 yerde 8000 küsur kişiye ulaşmışken 2016'da 21.147'ye, 2017'de 28.114'e ve şu anda 2018'de ilk 6 ayda 40.000'i aşmış durumdayız. Yani bu şu altta gösterdiğimiz projelerden kaynaklanıyor. Ortaokulların, bütün Kocaeli'deki ortaokulları planladık. 4 yılda bütün ortaokulları dolaşacağız. Görüntü elimize biraz önce ulaştı. Çok dikkat çekici görüntüler, deprem anı görüntüleri. Görüntüde Van Devlet Tiyatrosu'nda Çıplak Kral adlı oyun sahnelenirken güvenlik kameralarından geliyor. Birkaç saniye önce bir S dalgasını şimdi hissediyorlar. Ya da ön gelen dalgayı, ardından da büyük dalga geliyor. Şimdi burada çok dikkat çekici bir enstantane var. Artık tavandan parçalar düşmeye başlıyor. Tavandan parçalar inerken ön tarafta bir grubun birbirlerine sarılarak kaçmadan ben bulunduğum yerde çöp kaban tutun hareketini yapıp beklerim, kaçmam. Benim vücudum buna alışkın diyebilecek kaç kişi var aramızda?
Bizim istediğimiz şey şu, bu kaçanlardan değil de bu eğitimin sonunda bunlardan olun. Çünkü doğru olan bu. Buradaki insanlar hayatta kalıyorlar, şanslılar. Bu bina 2008 sonrası bir yapı. Mühendislik hizmeti almış. Yıkılmadığından dolayı hepsi hayatta. Yıkıldığını varsayın. %98'i basit bir hatadan dolayı hayatından. Deprem asrın felaketi. Ama faydasıyla zararıyla akademisyenler faydalı da olduğunu söylüyor ama size çok ihtiyacımız var AFAD. Ne yapar AFAD? Birkaç cümleyle. Çok hızlı şekilde arz edeyim. 2009 yılında daha önceki kuruluşların 3 tane kuruluşun davet edilmesi ve Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Acil Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün davet edilmesine kurulan bir kuruluşuz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adında. Ve bütün kuruluşları koordine etme, afet yönetiminde tek çatı altında şemsiye kuruluşu olarak organize etme bağlamında kurulan bir kuruluş. Ve bu AFAD, afet risk planlarından, afet müdahale planlarına göre herhangi bir afetle yüzleşildiğinde, karşılaşıldığında nasıl müdahale edileceğinden, afet öncesi hangi tedbirleri alacağına kadar bir dizi görev, sorumluluk ve yetkilerle donatılmış vaziyette. Biz afet öncesinde de çalışıyoruz, afet sırasında da çalışıyoruz, afet sonrasında da çalışıyoruz. Kriz yönetimi anlayışından çıkılmaya çalışıyor AFAD'la birlikte ve risk yönetimine geçilmiş. Birçok sadece deprem değil, birçok olaya müdahale. Tabii. Ama peki deprem çok önemli. Bizim konumuz deprem. 19. yılında deprem. Siz depremi nerede yaşadınız? Ben depremi İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde. Anlatır mısınız? Herkese bu soruyu sorduk biz. Evet. Bir belgesel hazırlıyoruz. Ne yaşadınız o deprem anını, anlatayım, deprem gecesi? Anlatayım memnuniyetle. Hasarlı, orta hasarlı bir binadan çıktım ben. Çocuklar ayrı yerde, kendim ayrı yerde olmak üzere yatarken resmen yatağımızın ayağa kalktığını, oturduğunu, herhangi bir çök kapan tutun gibi bir bilinçlenme de bizde yoktu o zaman. Kalktık, ayakta bekledik. Kendimizi dengede tutmaya çalıştık adeta. Yani o sesi duyduk, dışarıdaki sesi, gürültü, ışık bize de geldi Mehmet Ali Paşa'ya. Sonra çocuklarımızı toparladık. Yerlerde camlar vardı, vitrinlerin yıkıldığını gördük. Çıkarken, affedersiniz, başımızı portmantoya attığı için vurduk. Dayımın evine gittiğimizde o binanın yerinde olmadığını gördük. 90 kişinin o binada vefat ettiğini biliyoruz. Dayımın hanımı, iki tane kızı, bir oğlu, asker çağında oğlu ve bir torunu kaybolmuştu, gittirmişti. Ve o yeğenimizi, o 5 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için günlerce soğuklarında, buz pateninde, Kocaeli buz pateninde, kanların içerisinde insanların üzerini açarak baktığımızı görüyoruz. O kokulu ortamda, o yani bir ay sonra Sayın Hocam, Antalya'dan arkadaşımız geldiğinde sende koku vardı. Yani çok ölü bir sürü ölü kokusu vardı. Defalarca yıkamak bile onu ortadan kaldırmıyor. Çok hazin zamanlar, hazin tablolardı, sıkıntılı süreçlerdi. Yanlışlıkla dayının kızı diye iki tane başka kızı Maşuke'ye defnetmeye götürdüler. Çünkü tanınmayacak hale geliyoruz. Bu anınızı yazdınız mı efendim? Bu AFAD mensubu olarak bir söz verin o zaman. Bu anıları yazmak lazım, tarihe not düşmek. Yani bu özel sosyal medya anlamında AFAD öncesinde yaşadıklarımızı anlattım ve yazım anlamında gerçekleştirdim ama AFAD tam sonra böyle bir anı yazmadım. Sözümüzü verelim. Peki. Çok tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyisin değil mi? Sonra gönderiyorum. Tamam. Burası değil. Kafa değil. Ayaklar sıkıldı. İlk de böyle hadi indi de inmek olmuyor. Tabii şu anda gördüğünüz gibi güvenli bir şekilde yaralıyı atak törenine sindiriyor. Evet, yaralımız sağ salim indi sanırım. Sizden önce davranmış arkadaşlarımız bir alkış hak ettiler.